Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul tarafını değerlendirdik. Altın ve gümüş cephesine bakacağız. Altın ve gümüş cephesinde olanı biteni biraz konuşmaya çalışalım. Aynı zamanda hani gerek altındaki görünümü gerek de gümüş nezdindeki görünümü biraz daha işlemeye çalışalım. Evet evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Ufak ufak başlayalım. Borsa cephesinde konuştuk. Şimdi burada da altın cephesinde biraz konuşalım. Tarım dışı istihdam verileri piyasalar beklentisine göre neredeyse iki kat güçlü bir istihdam ve işsizlik oranlarında da 4.2'de %4.2'lik bir konunun bekleniyordu. %4.1 geldi. Yani hem işsizlik iyileşmiş hem de tarım dışı istihdamda rekor bir artış var. Ve buradaki tablo bize diyor ki ABD ekonomisinde şimdilik herhangi bir problem söz konusu değil. Durgunlukla alakalı problemler masadan kalktı mı sorularını akla, akla getiriyor. Bu da buna benzer bir tablo yol açmasıyla beraber borsalar haberi birazcık sevdiler. Ekstra olarak bu bir de şunu görmek lazım. Beklentiler birazcık değişti. Bakın altın bundan çok haz etmedi. Gümüş tarafı da durgunlukla alakalı ki gümüş bir sanayi metalidir. Durgunlukla alakalı risklerin masadan bu tarz verilerle kalkmasıyla beraber gümüş altına nazaran daha mutlu oldu. Yine yeniden bir 33 dolarların kıyısına doğru bir yoklama yapıp 32 dolarlı sağlarda kapanışını yaptı. Şimdi konuşacağız. Gümüşle alakalı biraz daha anlatacaklarım var. Onun dışında bu veri pozitif bir veridir ve piyasalar tarafında 50 bas puanlık faiz indirim beklentisini piyasadan sildi. 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi piyasada iyiden iyiye oturdu. Yani FED yapacağını söylediği 100 bas puanlık faiz indiriminde 50 bas puanlık faiz indirimi önden yapmış oldu. 25 bas puanlık bir faiz indirimini de önümüzdeki dönemde 7 Kasım'da görmemiz mümkün olacak. Bunu da bir dipnot olarak geçmiş olalım. Evet bunların etkisiyle beraber özellikle hani daha az faiz indirimi gibi bir tablonun gündeme gelmesiyle mesela dolar endeksinde yukarı yönlü bir atak gördük. Dolar endeksinde bu tablo önemsediğim 102.6 sınırına kadar geldi. Buraların biraz daha üzerine doğru gidebilecek mi? Buraya kadar tepki hareketini mi yaptı? Bunu takip edeceğiz. 102.6'dan üzerine doğru yerleşiyorsa biraz daha devam demek. Gerek euro dolar paritesi önemli bir sınıra kadar geldi. Gerek de dolar endeksinin kendisi 102.8 gibi kritik diyebileceğim bir sahanın kıyısına kadar gelip buradan birazcık boynunu büktü ama 102.5 kıyılarını kapattı. O açıdan bir biraz dikkat gerektiriyor. 10 yıllıklar tarafında da ani bir sıçrama oldu. Bu ani sıçrama ile beraber 10 yıllıklar bu tahvil faizleri birden sıçrayınca ne oluyor? Altın, gümüş piyasalar bir şaşırıyor önce altın gümüş tarafında biraz baskı oluşuyor. Ama daha sonrasında piyasanın yorumuna baktığımız zaman veriye ilişkin işte bu tarz fiyatlamaları imza atabiliyor. Gümüş biraz daha iyi altın biraz daha zayıf diyebiliyoruz. Borsalar nispeten biraz daha dengeli kapattılar. Onun dışında 10 yıllık tahvillerde de şuradaki 250 günlük fiyat hareketli ortalamasına doğru 4 bandına doğru tekrar bir hareketlenme bekleriz. Yani şuradaki 4.01 4.10 arasındaki banda doğru hareketin biraz daha devamı mümkündür. O nedenle Yakın takip edeceğim tablo burası olacak ABD 10 yıllık devlet tahvillerinde. Bunların yukarı yönlü gidişiyle beraber altının biraz daha baskı altında kalabildiğini söyleyebiliriz. Ama hala hazırda o da kısa dönemdeki ortalamalarını bile aşağı yönü ihlal etmedi. Özellikle yakın bakanlar için 2630 dolar seviyesi aşağısına doğru gelen bir altın bir miktar baskıya maruz kalabilir. Burayı yakın takip edeceğiz. Hala hazırda kırmıyor da bunun arka planında altını destekleyen ana unsurlardan bir tanesinin son dönemlerde fokur fokur kaynayan jeopolitik risk ortamlarında olduğunu unutmamak gerek. O nedenle altın tarafı aşağı yönlü 50 dolar, 100 dolar hatta daha farklı bir tabloyla 150 dolar aşağı indirilse aslında yatırımcısı için güçlü bir fırsat vermiş olur. O yüzden yatırımcı bakış açısıyla altın yatırımı yapmış o anların buradaki 50, 100 dolarlık hareketliliklere göre karar vermemesi lazım. Özellikle fiziki olarak gram altın gibi ürünlere satın almış kişilerin daha da hiç bunları önemsememesi lazım diyebiliriz. Ons altın tarafına baktığım zaman bahsettiğim 2630 dolar seviyesiyle takibi mümkün. 2670-2675 dolarlar üzerinde 2708 dolarsa çok güçlü bir direnç sahası olarak karşımızda. O çok güçlü dediğim saha yukarı yönlü kırıyorsa o zaman 2900 kıyılarına kadar 2780 kademeli olarak 2780, 2855 ve 2900 kıyılarına kadar bir hareketlilik rotası gündeme gelir. Çok kritik yerlerde sıkışmalar var. Bakalım birazcık bir piyasanın gazını alıp o şekilde hareket ettirtecekler mi altını? Onu da merakla takip ediyorum. Buna nazaran gümüş benim için biraz daha dikkat çekici. Gümüş tarafına baktığım zaman gümüş tarafında bakın. Şöyle aşağı yönü geliş Bak çanak kup hareketleri. Şuradaki kupların yukarı yönlü kırılımı tekrar geliyor şimdi böyle. Hani belki tekrar şöyle aşağılara doğru bir test hareketi yapmak ister mi? 31'lere doğru. 30-70-31 arasına doğru. Böyle biraz daha toparlanıp bu 32-70'leri, 32-60'ları özellikle 32-60'ları yukarı yönlü kırıp bir 35 dolar yoklaması yapması içten bile değil. Burayı o formatta takip ediyorum. Gümüşteki teknik imaj altına nazaran şimdilik benim için daha cezbedici görüntüsünü korumaya devam ediyor. Altın gümüş rasyosu ise 81 kıyılarına yakın bir kapanış yaptı. Burada da 81 seviyesinin aşağısına doğru bir kırılım görebiliyorsak o zaman piyasalar tarafında gümüş tarafının gayet güzel bir tablo çizebileceğine ikna olabiliriz. Onun dışında şimdilik buradan dediğim gibi 30 dolar 70 sen yani 31 dolarlara kadar gümüş tarafındaki geri çekilmeleri olağan genel akış olarak okuyabiliriz. 81 aşağısında bir rasyoda ise o zaman gümüşün bahsettiğim gibi 35 dolarlara doğru devam edebilecek bir yolculuğu gündeme gelir. Bu itibarla GMSTR ne yapar? Ona da bir bakalım. GMSTR QNB yine QNB Finans'ın eksi dolar çıkardığı bir alınıp satılabildiğiniz bir ürün. Daha evvel de bakın şurada Güzel de bir kapanış yapmış aslında. GMSTR diyor ki sanki gümüş biraz daha devam edecek. Özellikle şu 224'ler üzerindeki kalıcılık devam ediyorsa 235 ve 255 liralara doğru devam edebilecek teknik akışlar gündeme gelir. Biraz daha gümüşün önünün açıldığını gözlemlemiş oluruz. Güzel bir kapanış var. GMSTR'yi ilk anlattığım yer 138 lira bandındaydı. Bugün 226 lirada. Bakın borsada anlamam, şundan anlamam, bundan anlamam. Borsada alınıp satılabilen daha az komisyon ödediğiniz yine yaklaşık olarak 6 gramlık 6.1-6.2 gramlık bir gümüşe tekabül eden bir ürün bu. Yine bir ara tanıtım videosunu yaptım. Açıp izleyebilirsiniz oradan da. Ama güzel bir şekilde burası da biraz daha ben yükselebilirim diyor. E, gümüşün kendi grafiği, rasyonun grafiği de güzel. Küçük dalgalanmalar dışında orada pozitif bir imaj olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Darpane altın sertifikası piyasalar sarsılırken darpane altın sertifikası ise birazcık birilerinin tercihi oldu kimlerin tercih oldu. Daha çok bu piyasalardaki sarsıntıdan kaçarken nakite dönmek isteyenlerin 31 lira 70 kuruş, 31 lira 80 kuruş üzerinde takibe devam edilir. Orada da özellikle benim takip ettiğim bant 34,5 lira olacak. 34,5 lira bandına doğru ani bir gerek altın hata gerek gümüş hata beraberinde görülür. Şurada darphane de 34,5 lira doğru bir yoklama çekerse o zaman dikkat edeceğiz. Oralardan satış yiyebilir. Orayı çok yakından takip ediyorum. O 34,5 gerçekten bu darphane altın sertifikasında mihenk taşı diyebileceğim bir alan olacak. Açıkçası ken realizasyonunda yaşayabileceği standart ekran fiyatı altında ve fiziki altında arasındaki makası açtığını unutmamak lazım. Yani bir tarz bir opsiyon olabilir. Biraz daha yukarı doğru giderse buradaki aradaki makas kazancımla beraber ne yapabilirim? Hani bunları satarım giderim kapalı çarşıdan fiziki alırım. Zaten makaslarını açmış gayet güzel bir şekilde. Altın alma niyetiyle standart altından %10 kadar daha iyi bir para kazanıp daha sonrasında gayet güzel fiziki almak mümkün olabilir. Bunu da bir dipnot olarak eklemiş olalım. Evet darpane altında GMSTR'de altında gümüşte genel tablo bu şekilde bunları da ifade etmiş olalım. Bir de lokomotif borsalardan bir tanesi S&P 500'e bakıp yayınımızı sonlandıralım. S&P 500'de 5750 51 ile kapattı. Bakın anlatıyorum orada sürekli aynı şeyi söylüyorum. 5.660 5.650 üzerinde takip edebilirsiniz. Bakın şu üst bantta direnç 5.790 5.800 kileri artık güçlü bir direnç üzerine atabiliyorsa biraz daha hareketten bahsedebiliriz. Evet şimdilik ana resim böyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin.